Arkadaşlar, öncelikle herkese selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Deprem bizim için hala devam ediyor. Yani ev olsun, bark olsun, hayatımızı bayağı etkiledi ve ne zaman biteceği ile ilgili de hiçbir fikrim yok. Şimdi deprem anı ile ilgili çok kişi soruyor. Çok kişiye de anlattım, yani deprem nasıl oldu, neler yaşadık. Onu bir tekrar anlatmak istiyorum. Bir dahaki sefere de deprem sonrası ile ilgili anlatacağım. Şimdi ben normalde pazar günü yayın mı açtıydım, video mu çektiydim tam hatırlamıyorum. Pazartesi sabah işe gidecektim. Bende de bu aralar biraz uyku problemi var. Hani bu batma olayından sonra falan doğru düzgün uyuyamıyorum böyle. Geceleri kalkıyorum, zaten böbrek rahatsızlığı var. Gece böyle 12 gibi yattım, 2 gibi kalktım, tekrar böyle 3-3,5 gibi kalktım. En son işte depremde böyle odur ki sallandı. Sallanı sallanmaz ben hemen havaya zıpladım. Dedim bizim hanıma, dedim gülüm ben çocuklara gidiyorum, sen şey yap, telefonu falan al. Hemen çocuklara koştum, çocukların odasına gittim. Çocukların ikisini de böyle kanepenin arasına yatırdık, hani iki tane baza mı kanepe mi ne diyorlar, onun arasına yatırdım. İkisini de böyle kolumu kafalarının üstüne koydum, dedim taş maş düşerse diye. Bekledik, o esnada zaten başladı sallanmaya, gür 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 gür, bu böyle bir böyle vurmaya başladı. Evin içinde dersin böyle kıyamet kopuyor, böyle bina bir sallandı, dedim herhalde yıkılacak. Tabii o esnada eşyalar düşmeye başladı, bizim çocukların odasında kitaplık, elbise dolabı falan, onlar devrildi. Anam, gittik dedim. Zaten odaya gidi gitmez elektrik kesildi. Hanıma dedim işte hemen ışığı yak dedim. Deprem durduğu an dedim gidelim. Ama dedim herhalde bu bina bu sefer yıkılacak. Çünkü öyle bir sallandı ki, bir de uzun sürdü. Yani 2 dakikaya yakın sürmüş. O ağır bölümü 1 dakikaya yakın sürdü. Neyse işte deprem bitti. Hanıma dedim hemen, dedim çocukları al aşağı. Ben dedim hemen arabanın anahtarını alayım, aşağı gidelim. O esnada arabanın anahtarını bulamadım. Anam, ya yedek var, yedeği de bulamıyorum. Çünkü her şey devrilmiş. Ne diyorlar ona, böyle elbise falan koyduğumuz komodiler, ayakkabılık falan filan, her şey devrilmiş böyle yerler. Görsen engel şeyi gibi. Anahtarı bulamadık, dedim koşun. Neyse ben elime böyle buldum, montları falan aldım. Ayakkabıları böyle kucakladım, terlik falan bastık, hemen dışarı gittik. Ya bir yağmur yağıyor, bir yağmur yağıyor. Allah esirgesin. Yani Hatay'a ben hep böyle diyordum ya, kış gelse böyle yağmur yağsa ne güzel olur. Hatta çocuklar da kar istiyordu. Neyse çıktık dışarı. Anam, yağmurun altında arabalar böyle bir koşturmaca bir koşturmaca, sanki dersin böyle savaş çıkmış. Tabi depolar falan devrilmiş, sokaklarda böyle her yerde depolar arabaların üstüne düşmüş. Ben daha bizim arabaya bakmadım çünkü anahtar yok. Yağmurun altında bekliyoruz. Telefondan hemen arabanın kapılarını açayım dedim. Ulan sonra dedim kapıyı açsam ne olacak? Bina çökerse dedim muhtemelen arabanın üstüne gider. Sonra dedim biraz bekleyelim. Yağmurun altında bekledik böyle. Allah'tan ki ayakkabıları aldım. Neyse dedim, ben gideyim şu arabanın anahtarını alayım, kaçalım. Çünkü sürekli sallanıyor. Hani deprem durdu. Durduktan sonra artçılar başladı bu sefer. Tabii ilk başlarda bayağı bir 6 küsür şiddetinde olmuş. Ben koşa koşa gittim. Işığı açtım işte. Arabanın anahtarını buldum. Hemen arabayı çalıştırdım. Gittik arabayı açtık. Çünkü üstümüz başımız su olmuştu yağmurdan dolayı. Arabada oturduk, sabahın olmasını bekledik. Tabii telefon çekmiyor. O esnada millet yetişemiyor. Sağ olsun arayanlar oldu bayağı bir, bizim kayınçolar olsun, bizim aile bireylerinden falan. Kayınçolar ki açtık, diğerlerini açamadık hiçbir şekilde. Sonra arabada otururken sabah olacak bekliyoruz. Lan diyorum, depremin ana üssü neresi? Yani Hatay'a bunu yaptıysa acaba diyorum Hatay mı? Çünkü bu benim üçüncü mü dördüncü depreme yakalanışım. En son 18 Aralık'ta Kırık Anlamı'na deprem olmuştu. Hatta canlı yayınladım, video kanalda mevcut. İncirlik'te yakalanmıştım, şu Erzurum depremiydi falan. Ben çok umursamıyorum yani, ama dedim bu sefer gittik. Neyse arabada oturduk, ısındık falan.
O esnada işte bekliyoruz. Arkadaş, o 2 saat havanın aydınlanması, o 4.30'dan 6.30'a kadar sanki dersin bana 2 yıl gibi geldi. Kimseden haber alamıyorsun, evler yıkılmış, ortalık böyle savaş alanı gibi. Neyse, sabah oldu, internet çekmiyor. O esnada ya bir tanesini gördük, böyle kadın kızıyla, o ilk deprem olduğu esnada yağmur yağıyor, hamile bir bayan, bir de çocuğu kadının ayağının üstünde, kadının ayağı çıplak, yani terlik yok, ikisinde de terlik yok. Ben Allah'tan böyle, hani dedim ya, fazladan ne bulduysam aldım, ayakkabı falan. Bizim kızın terliğini almışım, götürdüm o kadına verdim. Ablam dedim ya, şunu bir giyer misin? Sağ ol falan dedi. İşte arabada hatta birkaç kişiyi aldık, böyle ısıttık. Arabanın içi sıcaktı, biraz şey yaptık. O kadın orada bekliyordu. Transite falan bindiler, böyle transitin içine baya bir kalabalık insanlar oturdu. Yoldan bir tane adam geçiyordu. Ya böyle öyle bir oldum ki, adam yolda geçerken ayağında terlik yok, üstünde böyle doğru düzgün elbise yok. O kadın, benim terliği verdim, kadın adama gitti, adama terliği verdi. Adam böyle hani küçük de olsa idare etti. Aradan böyle bir yarım saat, bir saat geçti, o adam getirdi terliği verdi. Yani düşünün, iyilik yap, ta nereden nereye ulaşıyor. Neyse, biz böyle öğlene kadar telefonu ulaşılamıyor, kimse aranmıyor, şebeke çekmiyor. Dedik hani bir bakalım Hatay'da ne var. Bizim kız diyor işte, baba diyor gidip okula bakalım. Acaba diyor bizim oğlan diyor primal yıkıldı mı? İşte acıktım diyor, yemek yok, bir şey yok. Neyse dedim ya, sokağa da çok çıkmayalım. Çünkü cadde üstüne doğru gittik, trafik çok fazla, insanlar kaçmaya çalışıyor. Hani bir yandan da yardım etmek için de çok da sokağa çıkmadık. Hani trafik falan kilitlenmesin, sonuçta arama kurtarma ekipleri falan gelir diye. Tabii biz ilk öğlene kadar kimseyi görmedik. Sonra neyse, dedim kızın okuluna taraf gidelim. Ya o tarafa doğru gittik. Anam babam, yıkılanlar, binalar, arabalar evlerin altında kalmış. O esnada bir A101 vardı bizim gittiğimiz. A101'i gördüm. Baktım içinden insanlar çıkıyor. Böyle ellerinde kolilerle, işte yağ, poşet poşet şeker, ondan sonra neydi, çamaşır tozu mu, şey bulaşık kapsül mü diyorlar, ne diyorlar işte, öyle şeyler. Anam babam ya, televizyonu kucaklayan mı dersin, Allah nasıl yedirecek ben bilmiyorum. Neyse yukarı doğru dedim geri gidelim, çünkü gitgide kötü oluyor. Yukarı doğru gittik, giderken de baktık bir tane polis arabası bekliyor. Camı indirdim, dedim reis dedim, bak aşağıda dedim A101'i yağmalıyorlar. Dedi valla yapacak bir şey yok, her yerde dedi durum aynı. Yani çoğu yeri yağmalıyorlar. Neyse gittik, geri dedik evin orada boş bir yere arabayı koyalım. Biraz daha bekledik işte. O esnada yine dedik böyle sokaktan turlayalım. O esnada bir tane kadın kucağında çocuk, Suriyeliydi. Dedik işte, el etti önümüze, böyle arabanın önüne doğru geldi. Ne oldu dedik, dedi çocuğun dedi kolu kırık. Ben dedi enkazdan çıkardılar, hastaneye gitmem lazım, çocuğun kolu dedi çok kötü, ölecek çocuk. Allah yardım etsin dedim, gel. Bindirdik, neyse hanım, bizim çocuklar falan. Kadını bindirdik, çocuğunu aldı, bastık hastaneye. Anam babam, yollar kapalı, trafik çok fazla, ambulanslar vızır vızır. 4 tane ambulansı durdurdum, 4 tane ambulansı durdurdum, hiçbiri almadı. Dedim ki ya, kadının çocuğunun kolu kırık, siz hani ambulanssınız, aradan gider yetiştirirsiniz. Yok dedi, alamayız, arkada adam ölecek, şöyle böyle. 4 tane ambulans durmadı, vallahi billahi yani. Neyse hastaneye gittik. Allah'ım, böyle bir şey olamaz. Yani benim yine midem kaldırır. Ben çok böyle bu konularda şey değilimdir. Ben kılı hiç sevmem ama insan ölüsünü görsem de çok da böyle şey olmam. Tabi bizim hanım öyle değil. Ölüleri görünce bu sefer hanım başladı kusmaya, midesi falan bulandı. Ben ama hiç oralı değilim. Neyse. Tabi affedersiniz, lavabo yok, şey yok. Sıkıştık böyle, kaç saat oldu. Çocuklar falan, hadi biz yine sıkıntı değil. Acile doğru dedik, acile gidek hastanenin şeyini kullanalım, lavabosunu. Ya benim babam, hastane ölü dolu. Hani
Hastaneyi boşaltmışlar. Dışarı çadır kurmuşlar. Hastane ölü dolu. Sedyelerde insanlar var. Herkes yardım istiyor. Abi bizi buradan çıkar. Abi götür. Kardeşim la yardım et falan. Ya yere böyle halı. Halının altında ceset. İleride battaniye. Battaniyenin altında ceset. Ya dedik bu nedir? Bu nasıl bir hal? Çünkü o ilk olayın olduğu gün sabahı. Daha destek de gelmemişti. Acil tarafında UMKE ekipleri gelmişti. Biraz yardım vardı. AFAD mıydı, UMKE miydi tam göremedim. İşte asker falan gelmişti birkaç tane. Yardım ediyorlardı orada ölüm ölü taşımaya. Acilden çıktık. Yolun önünde bir tane şey adam. Ya kardeşim bakar mısın? Buyur abi dedim. Dedi belim kırık, kolum kırık. Ve dedi burada yağmurun altında dedi zatürre mi artık ne diyorlar ona zatürre olacağım herhalde dedi soğuktan dedi. Yağmur yağıyor. Yolun ortasında adam bekliyor. Sandalyede oturmuş. Üstüne battaniyeyi atmış. Dedi telefonu verir misin? Verdik aradı. Adam Bursa'dan kızı araba yollayacak. O trafikte Hatay'a gelecek adamı alıp geri gidecek. Ya görsen yüreğim parçalandı dedi. Ya dedi sana zahmet dedi. Bir taksi çağırır mısın beni dedi şeye götürsün Antakya'ya. Gittim yağmur yağıyor şemsiye yok şey yok ulan arkadaş gittik taksilere baktım bir tane taksi kalmamış. Ya yüreğim de parçalanıyor adama da bir şey yapamadım ne yapayım ne diyeyim öbür kadını bekliyoruz bizim çocuklar perişan. Yani böyle tek başıma olsam o adamı alıp götüreceğim. Neyse arabada dedim biraz ısınayım bekleyeyim. O esnada bizim alt katta oturan bir Suriyeli şey vardı, komşu. O beni gördü, geldi arabadan yanıma durdu. Dedi ya hava pompası var mı? Tekerin havası inmiş. Var dedim, işte şişirdik falan. Dedi, ben dedi Antakya'ya gidiyorum, bir şey istiyor mu? Dedim, valla senden bir ricam dedim. Şurada bir adam var dedim, onu götürebilir misin? Türkçe de biliyor tabii biraz, ben de çatpat Arapça biliyorum. Gittik, adamı taksiye bindirdik. Ama yürüyemiyor. Beli kırık, kolu kırık. Ya zordan arabaya koyduk. Dedi işte fabrikada bir akraba var. Onun yanına götürdük. Sonra kızı falan aradı. Ya öyle bir mutlu oldum ki yani o adam öyle şey olunca. Öbür tarafa gittim. Acil tarafına. Kadının çocuğu kayıp. O bizim yardım ettiğimiz kolu kırık olan dedemiz var ya. Demişler senin oğlunu enkazdan çıkardık. Hastaneye gönderdik. Hastanede kimse kalmamış. Herkes Adana'ya gitmiş. Acaba diyoruz eski hastanede mi yeni hastanede mi çadırların içinde mi öldü mü bilmiyoruz. Ara ara bulamadık. Neyse ben dedim belki Adana'ya falan da göndermiş olabilirler. Kadın tabi duramıyor küçük çocuğunun koluna karton bağladık böyle banttan falan sardılar. Ya görsen var ya çok kötü. Neyse dedik burada durmayalım geri mahalleye gidelim çünkü... Ya kusura bakmayın ama ölü kokuyor. Her yer böyle çok kötü bir durumdaydı. Hani bizim hanım biraz şey yapıyor. Çünkü benim ayağımın üstüne falan da böyle kan dökülmüştü. O da neden oldu. O çadırların oraya kadının çocuğunu aramaya gittim. Elemanın teki dedi ya kardeş yardım eder misin? Ne oldu? Benim annem öldü. Onu taşıyamıyoruz. Çok ağır. Dedim abi bir dakika bekle dur şuradan eldiven alayım getireyim. Gittik işte o ameliyat eldivenlerinden aldım getirdim. Anam kadın kilolu bir 150 kilo var. 4 kişiden zordan sedyeye koyduk bindirdik. Tam indireceğiz kocası kolunda bir tane bilezik var. Onu çıkardı böyle artık benim yüreğim parçalandı. Çocuklar ağlıyor anne anne diye. Ya geri işte oradan memlekete döndük. Şey memleket diyorum eve döndük. Zaten hanıma dedim hanım yani bu enkaz 3-5 gün artık bayağı sürer. İlk başta insanları şey yapmaya çalışırlar, kurtarmaya çalışırlar. Sonra evlere bakarlar derken işte yani bir hafta 10 gün sürer. Ne yapalım dedim gidelim. Nereye gidelim? O esnada da sağ olsun Ankara'daki abim aradı işte gelir misin? Kayınço aradı Mardin'den, Antep'ten aradılar gelin diye. Hastane tarafına gidince çekmeye başladı telefon. Çünkü bizim mahallenin herhalde baz istasyonu çökmüş. Valla çıktık. Ankara'ya yola çıktık. Yolda da çok güzel bir şey oldu. Benzin bulamadık. 25-30 tane istasyona baktım. Artık bitmek üzere. Benzin bitmek üzere. Ya yolda kalacağız. Rezillik diz boyu. Neyse Antep'in oralarda bulduk. Oğuzeli tarafında. Anam
200-300 tane araba bekliyor. Benim benzin bitecek, ne yapayım? Valla ön taraftan dolandım. Bir de plaka 31 ya. Dedim Antepler 31'i görünce belki dedim acır bir şey demez. Valla sağ olsun demedi. Birkaç tane petrolcuya da söyledim. Girdik, doldurduk, çıktık Ankara'ya. Kayseri'den beride bir yer vardı. Neydi ilçenin ismini hatırlamıyorum. Bizim çocuklar dedi ekmek alır mısın baba dedi, acıktık falan. Ben dedim dur döner möner bulursam alayım. Ya para da yok, nakit yok. Kredi kartında falan belki biraz var. Nakit yok. Çocuklar dedi baba kumbaramızı al. Oradan dedi harcarsın, lazım olur. Bir yerde durduk. Arabadan indim. Adamın teki geldi. Kardeş dedi kusura bakma da dedi, Hatay'dan geliyorsun değil mi dedi. Evet dedim. Valla dedi istersen evimiz dedi müsait dedi, gelin dedi sizi ağırlayayım dedi, misafir edeyim, yemek falan. Dedim kardeş Allah razı olsun. Ya bir gözlerim doldu böyle. Yani iyi insanlar gerçekten var. O esnada işte bir şeyler aldık, yola çıktık. Normalde 7-8 saatlik yolu biz 13-14 saatte Ankara'ya ulaştık. Çok şükür bu şekil kurtulduk. Bundan sonra ne olacak onu anlatacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.